Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün de yine çok güzel bir şal modeliyle geldim. Bu seferki zincir ve trabzanlardan oluşuyor. Alize simli şal ipi kullandım. Ve şöyle göstereyim. 3 milim tığ kullandım. İpimiz de simli alize şal. Renk numarası 541. Böyle sütlü kahve tonunda bir iplik. Şöyle göstereyim modeli. Şöyle oldukça güzel. Çok hoş duruyor. Böyle yaka kısmından başlıyoruz ve dilediğiniz boyuta gelene kadar gidip gelip örüyoruz. Şimdi bu modelin yapımına geçelim hep birlikte. Ekranı da yakınlaştırayım. Bir tane sıkılama zinciri çekiyorum. Bir, iki, üç, dört tane ya da beş tane zincir çekip ilk zincirin içine batıp sabitliyoruz. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Bir üç tane daha, toplamda 6 zincir halkanın içine batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde bir kutucuk oluşturduk. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa batıp bir tane ikili trabzan, 3 tane zincir, tekrar bir ikili trabzan daha. Şöyle ikili ikili yuvalar oluşturduk. Tekrar iki zincir çekiyorum. Bir tane ikili trabzan. Tekrar 3 zincir. Aynı boşluğa bir kere daha batmış oldum. Şu şekilde 2, 4, 6 tane ikili trabzan yaparak boşluklarımızı oluşturuyoruz. Evet, dönüyoruz. Boşluğun içine batıp bir kaydırma yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum ve hemen boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir aynı boşluğa batıp tekrar bir ikili trabzan yapıp şöyle bir su taşı oluşturuyorum. 2 tane zincir çekiyoruz. Bir yanındaki boşluğa batıp bir tane trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir tekrar aynı noktaya şöyle bir V şeklinde kutucuk oluşturuyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. Tam orta noktaya geliyorum. İkili trabzanımı yaptım. Tekrar bir tane daha. 2 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar. Burası şalımızın tam orta noktası. 2 3 tane zincir çekiyorum. Bir yandaki boşluğa kayıp burada yaptığımız gibi ikili trabzan yaptım. 3 tane zincir tekrar aynı boşluğa V kafesimi oluşturdum. 1 2 zincir çekiyorum. Sondaki boşluğa batıyoruz. Ve buraya da başta yaptığımız gibi ikili trabzanlarımı yaptım. 2 zincir tekrar aynı noktaya 2 tane ikili trabzan su taşını yapmış oldum. Evet. Şalımızın görüntüsü bu şekilde şu anda. 3. sıramızda dönüyoruz. Bir yandaki trabzana batıp bir kaydırma yapıyorum. Boşluğa batıyorum. Tekrar
Bir kaydırma yapıyorum şu orta noktaya gelebilmek için. 3 tane zincirimi çekiyorum. İkili trabzanımı yaptım. Tekrar 2 zincir aynı noktaya, bir daha kenardaki su taşımı örmüş oldum bu şekilde. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Şimdi bu oluşturduğumuz V şeklindeki kutucuklara geliyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 zincir tekrar. Aralarda 3 zincir çekerek 5 tane böyle ikili trabzan öreceğiz. 3 zincir trabzan. 4 tane oldu. Bu da 5.'si. Şu şekilde şu V şeklinde ördüğümüz kafesin içine aralarda 3 zincir çekerek 5 tane ikili trabzan yapmış olduk. 2 3 zincir çekiyorum. Orta noktaya geliyorum. Ve 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar ikili trabzan. Tam ortadaki su taşımı oluşturmuş olduk. Şimdi burada yaptığımızın aynısını bu tarafta da yapacağız. 3 tane zincir çekiyoruz. V şeklindeki kafese batıyorum. İlk trabzan 3 zincir. Aynı noktaya bir daha. 5 tane bu şekilde ikili trabzan öreceğim. 3 bu 4 bu da 5. 3 zincir çekiyoruz. Ve kenardaki su taşını örüyoruz. 2 zincir çektim. Tekrar. Evet arkadaşlar. Böyle bir görüntü oldu. 6 tane zincir çekiyoruz. Yine ilk başta yaptığımız gibi. 3, 4, 5, 6. 2 tane böyle dolgulu su taşı yaptıktan sonra 3. sıra 6 zincirle başlıyor her zaman için. 6 zincirimi çekip dönüyorum. Boşluğa batıp bu yaptığımız zincir bir sonraki su taşını yapacağız. Arttırma noktası olacak aynı zamanda bu. Şimdi buraya 2 tane trabzanımı ördüm. 2 zincir tekrar. 3 tane zincir. Bu 4 tane yuva oluşturmuştuk 5 tane trabzan yaparak. İlk boşluğuna batıyorum. Sık iğne ile tutturuyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir. Bir sonrakine. 5 tane zincir. Diğer boşluğa. 5 zincir. Son boşluğa battım ve bu şekilde şöyle 3 tane yuva oluşturduk. 3 tane zincir çekiyorum. Geliyoruz ortadaki boşluğa. Şimdi burada da arttırma yapacağız. Şimdi normalde böyleydi. 2 tane ikili trabzan grubu vardı. Şimdi bunun içine 4 tane dolduracağız. Aralarda 2 zincir çekerek. 2 tane trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa. 2 tane trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. 4. kez 2 tane ikili trabzan örüp yani 2 tane olan trabzan gruplarını 4 taneye çıkartmış olduk. 1 2 3 4 tane ikili trabzan örmüş olduk. Şimdi bu tarafta yaptığımızın aynısını diğer tarafta da yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. İlk boşluğa batıp sık iğne. 5 tane zincir. Bir sonrakine. 5 zincir. Diğer boşluğa. 5 tane zincir. Son boşluğa. Buraya da bu şekilde
3 tane yuva oluşturduk. 3 zincir çekip kenardaki su taşını örüyorum. 2 zincir çekiyoruz ve şu zincirin en üst noktasındaki son zincire batıp burada 6 zincir çekerek dönmüştük ya, ona benzer böyle bir boşluk oluşturmuş olduk buraya da. Dönüyoruz. Boşluğa batıp kaydırıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Ve ikili trabzanımı örüyorum. Zincirle birlikte 2 tane olmuş oldu. 2 zincir. Tekrar aynı boşluğa. Yani bu kenardaki su taşını yürütmüş olacağız böyle. Arttırma yapmış oluyoruz şu anda bu kenara. Gördüğünüz gibi bu tarafa kaydırdık. Kenar su taşımız bu olmuş oldu. Evet, kenardaki su taşımızı yaptık. 2 zincir çekiyorum. Buraya ikincisini yapıyoruz. Şimdi altta zincir çekmiştik. Buraya su taşımızı uyguladık. Buradaki devam ediyor yine. Su taşımızı yapıyoruz. Bir sonraki modelin kurulumunu yapmak için, artırmaları yapmak için zemin hazırlamış oluyoruz. Evet, şu şekilde arttırmış oldum. 3 zincir çekiyoruz. Boşluğa batıyoruz. Burada 3 taneydi, şimdi 2'ye düşecek. Sık iğne ile tutturdum. 5 tane zincir, bir sonraki boşluğa. 5 tane zincir, diğerine sık iğne ile tutturdum ve 2 tane. 3 tane zincir çekiyorum. Geliyorum. Şimdi buraya 3 tane böyle boşluklu ikili ikili trabzanlar yapmıştık. Onun ilkine batıyorum. İlk trabzanım 2. Araya 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa batıyorum. Tekrar 2 tane daha trabzan yapıp su taşımı oluşturdum. 2 zincir çekiyorum. Tam orta noktadaki olana batıyorum ve buraya da aynı şekilde su taşımızı örüyoruz. 2 zincir, 2 tane trabzan. 1, 2 oldu. Bir tane daha yapıyoruz böyle. Yani 3 tane su taşı oluşturmuş oluyoruz. 2 trabzan, 2 zincir, tekrar aynı yere 2 tane daha trabzan ördüm ve tam orta noktada bu şekilde 3 tane boşluk yapmıştık. Şimdi o boşluklara 3 tane su taşı örmüş olduk. Şimdi buradakinin aynısını bu tarafa da yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Boşluğa batıp sık iğne. 5 zincir. Sonrakine sık iğne ile bağlıyoruz. 3, 4, 5 tane zincir. Bir sonrakine sık iğne. 3 zincirimizi çekip buradaki su taşımızı yapıyoruz. 2 zincir. Tekrar aynı yere. Evet, yaptık. 2 zincir çekiyorum. Ve zincirin içine kenarda devam edecek olan su taşını örüyorum. Bu başta yaptığımız gibi bu tarafa da aynısını uygulamış olduk. Evet. Bu sıramız da bu şekilde ilerledi. Şimdi dönüyoruz. Şu boşluğa bir tane kaydırmayla geçiyoruz. 3 tane zincir. Hemen kenardaki su taşımı örmeye başlıyorum. Zincirle birlikte 2 trabzan sayıyoruz. Tekrar aynı boşluğa batıyoruz.
ikincisini yaptım. Şimdi buraya arttırma yaptık ya, buradakine şu yaptığımız 5 trabzanlı aralarda 3 zincir çekerek şu kozalak gibi görüntüyü veren modelin zeminini yapıyoruz. Yani bu model burada birdi. Şimdi bir olacak. Bunu kapatacağız. Buradan açacağız. Bunu kapatacağız. Burayı açacağız. Arttırma yapıyoruz. Yani şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. Buraya geliyorum. İlk trabzanım. 3 zincir. İkinci trabzanım. 3 zincir. Üçüncü trabzan. 3 zincir. Dördüncü trabzan. 3 zincir. Ve beşinci trabzan. Şu şekilde beşli trabzan olan grubumuzu ördük. 3 zincir çekiyorum. Şu iki tane boşluğun ilkine batıp sık iğnemi yapıyorum. Burada 5 zincir çekiyorduk biliyorsunuz. 5 zincirimi çekip diğerini atlıyorum. Sık iğneyle kapatıyorum. 3 2 1 şeklinde artık kapanışı yaptık. 3 zincir çekiyorum. Ve şimdi şu tam orta nokta. 1 2 3 tane var ya. Şu ortadaki tam şalımızın orta noktası. Buraya arttırmayı yapacağız şimdi. Gene bunun aynısını buraya da öreceğiz. Bu bir kozalağı kapatırken yanlardan iki tane daha oluşturmuş oluyoruz. İlk trabzan, 3 zincir, ikinci trabzan. Buraya bu şekilde 5 tane trabzan örüyorum. Dört ve beş. 3 zincir çekiyorum. Ortadaki su taşını sabit devam ediyor biliyorsunuz. Sadece şu modelleri arttırabilmek için 4 tane ikili, sonra 3 tane su taşı grubu örüp tekrar ortadan sadece bir tane su taşını örerek ilerliyoruz. 2 zincir tekrar. Tam merkezi nokta burası. Modelimizin sağ yarısı bu şekilde. Şimdi aynısını sol tarafa da yapacağız. 3 zincir. Buraya şimdi 5 tane aralarda 3 zincir çekerek trabzanlarımızı yapıyoruz. 2 3 4 5 Evet. 3 tane zincir çekiyoruz. İlk boşluğa sık iğne. 5 zincir. Diğer boşluğa sık iğne. Bunu da kapatmış olduk. 3 zincir çekiyorum. Ve şimdi buraya yine 5 tane trabzan yapacağım. 3 zincir çekerek aralarda. 2 3 4 ve 5 Evet, şöyle göstereyim. Burada yaptığımızın aynısını burada da uygulamış olduk. 3 zincir çekiyorum. Ve kenardaki su taşımı örüyorum. 2 zincir tekrar. Demiştim ya, 2 tane su taşı ördükten sonra şu 6 zincir çekerek ördüğümüz sırayı yapıyoruz diye. 2 tane oldu. Şimdi 6 zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Buradaki boşluğa batıp su taşımızı yapıyoruz. Demin yaptığımız gibi buraya bu su taşını buraya kaydıracağız. Bunun gibi böyle 2 tane su taşı örüp
arttırma yapmış olacağız. 2 zincir tekrar aynı boşluğa su taşımı ördüm. 3 tane zincir çekiyoruz. İlk boşluğa batıyorum. Sık iğne. 5 tane zincir. Bir sonrakine. 5 zincir. Diğerine. 5 tane zincir. Sondakine. Yani yine 3 tane yuva yapmış olduk böyle. Şimdi buraya ne yapıyoruz? Buraya da bunun gibi su taşı öreceğiz ki bunun gibi bir sonraki kozala açabilelim. Arttırma yapabilelim. O yüzden şimdi 3 tane zincir çekip bu boşluğun içine su taşımızı örüyoruz. 2 zincir çekip tekrar 2 tane trabzan daha örüyorum. Ve şu şekilde su taşımı yapmış oldum. 3 zincir çekiyorum. İlk boşluğa batıp sık iğne. 5 zincir. Diğerine. 10'dakine battım. Ve gördüğünüz gibi 1 2 3 tane yuvayı oluşturdum. 3 tane zincir çekiyoruz. Merkezdeki, ortadaki, tam ortadaki su taşımızı örüyoruz. Ve sağ tarafı örmüş olduk. Şu şekilde görünüyor. Bir taneydi kozalağımız. Bu sefer iki tane oldu. Şimdi yenisini yapmak için burada arttırmaya başlayacağımız zincirimizi de hazırladık. 2'den sonra bir yanda 3 tane olacak. Diğer tarafa da aynısını uygulayacağız. 4 tane olacak. O şekilde şalımız büyüyecek. Şimdi devam edelim sıra sonuna. 3 zincir çekiyorum. Sağ tarafta yaptığımızın aynısını buraya da şimdi örüyoruz. 5 zincir çekerek yuvaları yapıyorum. Evet, 3 tane yuva oluşturdum. 3 zincirimi çektim. Şimdi bir altta kapattığımız minik kozalağımızın tek boşluğuna su taşını yapıyoruz. 2 zincir tekrar aynı boşluğa. 3 tane zincir çekip 5 zincirli boşluklarımızı oluşturuyoruz. Çok kolay bir model ve zincirden, çoğunluğu zincirden oluştuğu için çok da çabuk ilerliyor. Evet, 3 boşluğumu da yaptım. 3 zincir çekiyorum. Kenardaki su taşına geliyorum. Buraya yine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzanımı ördüm. Şimdi bu başta 6 zincirle başlamıştık. 2 tane zincir çekip şu kenardaki zincirin en üstündekine batıp trabzan örüyorum. Buraya da bir boşluğumu oluşturmuş oldum. Dönüyorum. Bir tane kaydırma yapıyorum hemen. 3 zincir çekiyorum. Buraya şimdi kenarda devam edecek olan su taşını yapıyorum. İlk ikisi bu. 2 zincir tekrar aynı boşluğun içine su taşını ördüm. Burada yaptığımız gibi. İki zincir çekip yanındakini atlıyorum.
Oraya da su taşımı örüyorum hemen. 2 zincir tekrar. Bu kenardan devam edecek olan. Bakın burada da aynısını yapmıştık. Kenardaki devam etti. Bu devam edecek şimdi. Buna bu 5 tane trabzan ördüğümüz kısmı yapacağız bir sonraki sırada. Yeniden kozalak yapmak için yer hazırlamış olduk. 3 tane zincir çekiyoruz. İlk boşluğa batıp sık iğne ile tutturuyoruz. 5 zincirimizi çekiyoruz. Bir sonrakine. 2 boşluğa düşüyor. 2 tane yuvaya düşecek. Evet. 2 tane yuvamızı da ördük. 3 tane zincir çekiyoruz. Burada yaptığımız su taşını tekrar örmeye devam ediyoruz. 2 zincir aynı boşluğa. 3 tane zincir çekip diğer kozalağımızın küçültmesini, eksiltmesini yapıyoruz. 5 zincir diğerine atladım, sık iğne. 2 tane boşluğumuzu yaptık. 3 zincir. Şimdi burada ortadaki kısma geldik. Yine burada yapacağımız 4 defa ikili trabzan grupları öreceğiz. Şu sırada yaptığımız gibi. Şurada. İlkini yaptık. İkincisini yapıyoruz. Aynı boşluğun içine battım. 2 zincir. Tekrar aynı boşluğa. Üçüncüsünü yapıyoruz. Tekrar 2 zincir ve dördüncüsünü ördük. Tepe noktamız, tam orta noktamız. Şimdi burada sağ tarafta yaptığımızın aynısını bu tarafta da devam ediyoruz. 3 zincir çekiyoruz. İlk boşluğa batıyorum. Sık iğne. 5 tane zincir. Diğerini sık iğne ile tutturuyorum. 5 zincir bir sonrakine. Evet, 3 tane yuvamızı yaptık. 3 zincir. Bu boşluğumuza şimdi su taşımızı örüyoruz. 2 trabzan. 2 zincir. Aynı boşluğa tekrar 2 tane trabzan. 3 zincir. Ve aynı işlemi burada da 5 zincir çekerek devam ediyorum. Sık iğnemi yaptım. 5 zincir, sık iğne. 5 tane zincir, sık iğne. 3 zincirimi çekiyorum. Şimdi burada yaptığımız aynı işlemi başlarken burada da bitişte de yapacağız. Su taşımızı örüyoruz önce. 2 zincir, tekrar aynı boşluğa. 2 trabzan daha. 2 zincir çekip şu sondaki zincirin en üstündekine batıp bir trabzan yapıp buraya da o boşluğu oluşturdum. Dönüyorum. Kaydırma zinciri yapıyorum buraya. 3 zincir çekip buraya şimdi su taşımızı öreceğiz. 2 zincir. Zincirde trabzan sayıyoruz. Tekrar aynı boşluğa ikili trabzan. 2 zincir çekip bir sonraki su taşını örüyoruz. 2. Evet, 2 tane su taşı oldu. Şimdi bu sabit devam edecek. Buraya yeni kozalak için zemin hazırlamış olduk. 3 zincir çekiyorum. Şimdi şu yuvalar 3'tü. 2'ye düşüreceğiz bunu. Kapatıyoruz.
eksilterek 5 zincir, bir sonrakine 5 zincir, sondakine, evet, 2 tane yuva oldu. 3 zincir çekiyorum. Su taşımız var bu arada, yapmıştık bir önceki sırada, ona yine üstüne su taşı örmeye devam ediyoruz. Bir sonraki sırada kozalaklar için trabzanları yapacağız oraya. Arttırma yerimiz yani bunlar. 3 tane zincir. İlkine batıyorum. Sık iğne. Ördüğümüz çilek modelini düşünün. Onun gibi aynı. Üçgen 2, 2 iken 1. Eksilmiş, kapanmış olacak bu. Bunları kapatırken yenilerini açmış olacağız. Evet, şimdi merkez noktaya geliyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Şimdi burada 3 zincirli boşluk var. 3 tane. Her birine su taşı örüyoruz. 2 zincir yine aynı boşluğa. İlk boşluğa ilk su taşımızı örmüş olduk. 2 zincir ortadaki boşluğa. 2 tane trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. 2 zincir son noktaya yine aynı şekilde örüyoruz. Evet, şu ortadaki tam merkez nokta. Buradaki su taşı, buradaki ve başta yaptığımız 3 tane yeni kozalak için yer hazırlamış olduk. 2 kozalak vardı gördüğünüz gibi. Şöyle 2 taneyi. Şimdi bunları kapatıyoruz. Yenileri için su taşlarına buralara yer hazırladık. Burası da tam merkez nokta. Bir taneydi, 2 oldu. Şimdi 1, 2, 3 olacak. Ve örülüş şekli hep aynı. 3 sıranın tekrarı. Şimdi aynı sağ tarafta yaptığımızı sola da devam ediyoruz. Sıramızı bitirelim. Sık iğne ile tutturdum. Taşını örüyorum. Üç zincir. Sık iğne ile tutturdum. 5 zincir. Sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Tekrar sık iğne ile bir yan boşluğa tutturdum. 3 zincir çekiyorum. Su taşını örüyorum. 2 zincir. Ve bu tarafta yaptığımız gibi bu sondaki boşluğa da şimdi su taşımızı oluşturuyoruz. Dönüyoruz. Boşluğa kaydırma zinciriyle ilerliyoruz. 3 zincir çekiyorum. Su taşını örüyorum. Şimdi yeni modelin yapımını, yeni kozalan oluşumu olacak burada. Burada yaptığımız gibi aynı şey. Burada da yaptık. Yine şu 5 zincirli, pardon, aralarda 3 zincirli 5 tane trabzan yapmıştık. O sıranın kurulumu. Model hep bu şekilde kendini tekrar ediyor.
Anlayamadığınız bir yer varsa videoyu başa sarıp takıldığınız yeri izleyip o şekilde ilerleyebilirsiniz. Su taşını ördüm. Şimdi geliyorum buraya, 3 zincir çektim. İlk trabzanı yaptım. 1 2 3 zincir, ikinci trabzan. Yeni su taşının zemini bu. 3 zincir, 3. trabzan. 3 zincir, 4. trabzan. 3 tane zincir. 5. trabzan. Şöyle. Yani şu sırada yapmış olduğumuzu şimdi burada yapıyoruz. Bunu da kapatıyoruz aynı zamanda. 3 zincir çekiyorum. Boşluğa sık iğne ile tutturdum. 1 2 3 4 5 zincir. Diğer boşluğa sık iğne yaptım. Ve bu alttaki koz olan kapanışını yapmış olduk. Bunu kapatırken şimdi yenilerini açıyoruz. Olay bu. 3 tane zincir. İlk trabzan. 3 tane zincir. Aynı boşluğa ikinci. 3 4 3 zincir ve 5. Bu şekilde 3 zincir çekiyorum. Şimdi kozalağımı kapatacağım, gene sık iğne ile sabitliyorum. 5 zincir, diğer boşluğa sık iğne ve 3 2 1 boşluk. Bu kozalağımız kapandı. 3 tane zincir. Buraya şimdi yine 5 tane 3 zincir çekerek trabzanlarımı yapacağım. 3 4 ve 5. Şu şekilde 1 2 ve 3 tane kozalak oluşturmuş olduk. Bir taneydi. Şurada bir taneydi. 2 tane yaptık. Şimdi bunları kapatırken yenisini, üçüncüleri. 1 2 3. Hep bu 3 sıranın tekrarından oluşuyor. 3 zincir çekerek tam merkezi orta nokta su taşını örüyoruz buraya. 2 zincir. Ya alttan bakarak da takip edebilirsiniz. Şimdi şu sırayı yaptık. Bakın normal su taşını öreceğiz. Bir sonraki sırada ikişerli trabzandan 4 tane yapacağız tam merkez noktaya. Yine şalımızın artması için o şekilde ilerleyeceğiz. 3 zincir çekerek sağ tarafta yaptığımızın aynısını bu tarafa da uyguluyoruz. 3 zincir, ikinci trabzan, 3. trabzan, 4 ve 5. 1 2 3 zincir. Sık iğne ile tutturuyorum. 5 zincir. Bir sonrakine sık iğne. Tek boşluğa düştü. 3 zincir çekiyorum. Su taşının içine yine 5 tane trabzanı öreceğim. 3 zincir çekerek aralarda. 1 ediyoruz. 2 sık iğne ile tutturdum. 5 zincir. Diğer boşluğa sık iğne yaptım. Ve bu kozalağı da kapattım. 3 zincir çekiyorum. Şimdi buraya yine 5 tane
Trabzanımı öreceğim. 2 3 4 ve 5. 3 zincir çekiyorum ve kenardaki su taşını örüyorum. Evet, üçüncü kez kozalakların kurulumunu yapmış olduk. Model dediğim gibi bu şekilde ilerliyor. Oldukça basit bir yapımı var. Hızlı da ilerliyor gördüğünüz gibi. Çoğunluğu zincirden oluştuğu gibi. Gördüğünüz gibi iki tane su taşı yaptık. Şimdi bu zincirle döndüğümüz sıraya geldik yine. 6 zincir çekiyoruz. Dönüyoruz ve bu boşluğa su taşımızı örüyoruz. 2 zincir, 2 zincir. Şimdi buraya ne yapıyorduk? 3 zincir çekerek geliyoruz, 5 zincir çekiyoruz, boşluklara sık iğne ile tutturuyoruz. Şu kozalağın 1 2 3 boşluklu yaptığımız sırası bu. Model hep bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi anlayamadığınız bir yer olursa aynı bölümün denk gelen kısmını geri sardırarak tekrar izleyebilirsiniz yapımını. Şalın bitimi de şu şekilde, şu ortada 1 2 3 4 tane ikili trabzan yaptığımız yer olan sıra, yani bu sıranın olduğu yerde şalımızı bitiriyoruz. Ütü masasına yayıp iğneleyip hafif bir buhar vererek iğneleyip bırakabilirsiniz. Böyle dümdüz bir görüntüsü olsun diye. Çok güzel görünüyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.